Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Maraş, Antep, Urfa, Hatay, Adıyaman, Malatya, Adana ve çevresindeki il ve ilçelerde yaşadığımız büyük felaket sonrasında gerçekten birçok insanımız şehit oldu, birçok insanımız enkaz altında kaldı. Binlerce yaralımız var. Öncelikle vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz ve Sizlerden de birçok yorum geldi. Bilhassa deprem bölgesindeki öğrencilerimizden çok fazla yorum geldi. Hatta o yorumları birazdan burada paylaşacağım. Ee, bizler Tonguç Dokun Sınıf Kanalı olarak deprem bölgelerimizdeki öğrencilerimize maddi ve manevi desteğimiz devam ediyor arkadaşlar. Maddi desteğimiz tabii ki hem eğitim hem kitap yardımı konusunda oradaki öğrencilerimize fazlasıyla destek olacağımıza söz veriyoruz arkadaşlar. Manevi olarak da her vakit dualarımızda onlar ilk sırada. Allah'ım enkaz altındaki vatandaşlarımıza yardım et. Allah'ım yaralılara acil şifalar ver şeklinde. Sizler de şu anda ekranları başında bizleri izleyen öğrencilerimizle dua ediyorsunuz. Hem maddi olarak her şeyimizle, varımızla, yoğumuzla oradayız. Hem de mani olarak kalbimiz, dualarımız o bölgede arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelen yorumları göstermek istiyorum. Duru Lara Altıntaş, Nisa Nas, Müfide Yiğiterol. Bu öğrencilerimiz farklı farklı sınıflarda, farklı farklı... ...günlerde bizlere yorumlar atmışlar. Özeti şu arkadaşlar yorumların. Hocam okullarımız yıkıldı, derslerden geri kaldık. Ohal bölgesindeyiz. Ee, bizler ne yapacağız? Yani okullarımız açılana kadar ya da okullarımız açıldıktan sonra... ...başka okullara gidinceye kadar bizler nasıl derslerden geri kalmayacağız dediler. Hangi sınıf olursa olsunlar mutlaka dersleriyle alakalı bizlere yorumlar attılar. Arkadaşlar şu anda ilk başta yapmamız gereken tabii ki... ...deprem bölgelerindeki öğrencilerimize ve oradaki vatandaşlarımıza maddi ve manevi destek olmak. Bizler de aynı şu anda ekranları başında bizleri izleyen siz öğrencilerimiz gibi onlara maddi ve manevi desteğimize devam ediyoruz. Ve sonrasında da tabii ki inşallah okullar açıldığında her zamankinden daha fazla canlı yayınlarla, her zamankinden daha fazla ders videolarıyla sizlere destek olacağımıza söz veriyoruz arkadaşlar. Bakın Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde bile Marif Kongresi yapıldı. Bunu önceki videolarımızda da söylemiştik. Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Yani bunu birçoğunuz ortaokuldayken öğrenmişsiniz, duymuştunuz. Kütahya Eskişehir Savaşları sırasında düşman ordusu Ankara'ya kadar yaklaşıyor. Ve düşman silah sesleri, top söz sesleri Ankara'dan duyuluyor ve meclisin yerini değiştirme kararı alınmaya çalışılıyor. Atatürk'e eleştiriler geliyor, işte ne yapıyorsunuz, ordumuz yeniliyor şeklinde. Atatürk o zor günlerde bile marif kongresi yapıyor, eğitim kongresi yapıyor ve yine eleştiriyorlar. Paşam ne yapıyorsun diyorlar. O da tarihe geçen şu cümleyi söylüyor. Cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Yani düşmanla savaşacağız. Milli bağımsızlığımız için, düşmanı yurdumuzdan atmak için tabii ki mücadelemizi vereceğiz ama cehaletle savaşımıza da devam edeceğiz. Bu da en az onun kadar önemli diyor. Gerçekten de şu anda o bölgelerimizi, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Akdeniz bölgesindeki Maraş, Adana, Doğu Anadolu bölgesindeki Adıyaman, Malatya, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Urfa, Antep illerimize tarihte düşman saldırında bu kadar insanımız ölmemişti. Bu kadar şehit vermemiştik. Şu anda Allah korusun düşman saldırsa bize hiçbir şey yapamaz. Çok şükür güçlü ordumuz var, çok şükür güçlü milletimiz var. Ama maalesef cehalet orada birçok evin yıkılmasına, birçok insanımızın enkaz altına kalıp şehit olmasına sebep oldu. Birçok insanımız yaralı, birçok insanımız evsiz kaldı. Dolayısıyla cehaletle savaş gerçekten çok çok önemli. Eğitim ile her şeyin üstesinden gelebiliriz. Birlik olacağız. Zaten biz milletçe bu zor günleri atlatmayı çok iyi biliyoruz. Milletçe canımızı dişimize takarak birbirimize yardım ederek çok zor günlerin üstesinden geldik. Kurtuluş Savaşı'ndan birçok şeyi başardık. Burada da bu deprem felaketinden inşallah milletçe kurtulacağız. Ama sonrasında sizler dokun sınıf öğrencileri olarak, bu ülkenin geleceği olarak sizler daha iyi çalışmalısınız arkadaşlar. Sizler derslerinizde daha sıkı sarılmalısınız. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Birlik olacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza maddi manevi desteğimizi vereceğiz. Ama sonrasında eve gidip televizyon izlemeyeceğiz. Sonrasında boş boş oturmayacağız. Sonrasında derslerimize, cehaletle savaşımıza kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz inşallah. Bizler Tomuç Akademi olarak temel eğitimde, konu eksiklerinizde, öğrendiklerinizi pekiştirmenizde, yol gösterici rehberliklerde, motivasyon ihtiyacınızda her anlamda yanınızda olacağız. Tomuç Dokun Sınıf kanalında eskisinden çok daha fazla ders destek videoları olacak. Dolayısıyla bizler her zaman yanınızdayız. Her zamankinden daha fazla yanınızda olacağımıza söz veriyoruz arkadaşlar. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız. Allah bu milletin birlik ve beraberliğini bozmasın. Bir daha da ülkemize inşallah böyle felaketler gelmesin. Ödülü soruya yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.